Dostlar, hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir alışveriş deneyim videosuyla yine karşınızdayız. Deneyen Adam kanalındasınız. Ne aldık, nereden satın aldık? Bir sıvı epoksi satın aldık. Ben hastayım bu sıvı epoksilere. Ve ölon1.com üzerinden bakın, Gemson firmasından satın aldık. Yine Gemson marka bir sıvı epoksi. Fakat şu ibare hepimiz için önemli, sebebini aktaracağım. Bakın, ultra şeffafı geçin ama kalın döküm bir sıvı epoksi. Neden bunu belirtiyorum? Bu epoksilerden iki çeşit satılıyor. Birisi ince döküm, yani ince sıvı epoksi. Birisi de kalın döküm sıvı epoksi. Eğer ev içinde kullanacaksanız, dışarıda güneşe maruz bırakmayacaksanız ince alabilirsiniz. Ama dışarıda kullanacaksanız ve suyla ilgili bir alakalı bir durum ise kalın döküm epoksi almanızda fayda var. Genellikle kalıplarda ne yapılıyor? Ultra şeffaf kalıplar kalın dökümle yapılıyor. Çift komponente sahip bir sıvı epoksimiz, bir de sertleştiricimiz var. Bakın AB şeklinde bize iletmişler. Uygulama alanları oldukça geniş. Biz de yine amatörce yapmış olduğumuz uygulamaları video sonunda size aktaracağız. Bakın ahşaba, ahşap masaya, uygulamaya bakın dostlar ya. Ben bayılıyorum bu tür şeylere. Sizinle de paylaşayım dedim. Bakın ev içi profesyonel bir uygulama. Böyle bir yatak odası düşünebiliyor musunuz? Ki niyetim var ileride. Böyle bir uygulama da istiyorum. Onu da hemen size kısaca aktarayım. Bakın. Alt kısımda epoksinin altında epoksi uygulama yapılmadan önce 3D resimler konuluyor. Ve üstüne 3 santim olsun, 5 santim olsun bu kalın döküm epoksi uygulanıyor. Kuruduktan sonra da böyle cam gibi oluyor. Hadi şimdi firma ürün hakkında bize ne bilgiler vermiş? Hep beraber bakalım. 2 artı 1 kolay karışım set demiş. 1 kilogram reçine ve yarım kilogramda sertleştirici var. Ultra şeffaf döküm tipi epoksi reçine. Sararma olmaz. Şimdiye kadar olmadı. Ekstra UV katkısı ile dayanım. Cam görüntülü kusursuz parlak yüzey. Hava kabarcığı bırakmaz. Yani iyi karıştırsanız bırakmaz. Yavaş kurur. Mükemmel yüzey düzgünlüğü demiş. En kaliteli malzemedir demiş. Ki uygulama sonrasında da göreceğiz. Bakın buradan ne yapmışlar? Dekoratif ahşap döküm, biblo döküm, mermer döküm, dekoratif eşya, ahşap kaplama, baskı ve darbelere dayanıklıdır demiş. Ürünümüzden kesinlikle memnun kalacaksınız demiş. Vallahi ben teşekkür ediyorum. 1950 firmasıymış. Ben memnun kaldım. Hadi şimdi ürün geldi. Hep beraber bir ürün neye benziyor bakalım. Ardından da amatörce uygulamalar yaptık. Onları da size sunalım. İzlemeye devam. Evet dostlar, ürün elimize geldi. Şu biraz kargodan açılmış, yapılacak bir şey yok. Bakın sağ tarafta sertleştirici 500 gram demiş. Sol tarafta da bizim sıvı epoksi reçinemiz var. Ne yapacağız? Uygulamasını yapacağız. Ben sadece bir şöyle dışarıdan görün istedim. 1 kilogram 500 gram. Gemson diye geçiyor. Zaten girişte bilgilerini vermiştik. Neler yapacağız uygulamada? Değişik şeyler yapacağız. Girişte de belirttim. Tekrar aktarayım. İki çeşit sıvı epoksi reçine var. Birisi kalın, birisi ince. Bu kalın olan, niye kalın olanları aldık? Çünkü ince olan güneş altında pek mukavemete sahip değil. Maalesef soyulup gidiyor. O yüzden kalın satın aldık. Uygulamada bakın. RGB bir tane led şeridimiz var. Ne yapacağız? Profil içine gömeceğiz ve su altı ledi yapacağız. Yine aynı şekilde bir de Samsung chip ledimiz var. Bunu da ne yapacağız dostlar? Su altı ledi için uygulayacağız. Şu şekilde içini yerleştirdikten sonra yanları açtım. Bakın. Vida için yanlar açık. Şu yan tarafı kapatacağım ve epoksiyi uygulayacağım. Ama ilk önce ne yapalım? Gelin hep beraber bir lehimleme yapalım dostlar. Lehimlemeden sonra da epoksimizi uygulamaya başlayalım. Sadece ledler için değil, birkaç ürün daha var. Onlara da bir uygulama yapacağız. İzlemeye devam.
Rehim istasyonunun biraz ısınmasını bekliyorum. Artı eksiği. Burası daha güzel. Şu sol kısma ne yapacağım? Uygulayacağım. Evet, gündüz moduna geçtik. Esasında gece yetişebilseydim, gece ne yapacaktım? Epoxy uygulamaya geçecektim ama dedim ki dostlar sizlerle paylaşacağız. Gündüz gündüz görelim. RGB'mi koydum. Şimdi arkada daha önce açmış olduğum, görmüş olduğunuz gibi delikler var. O delikleri böyle çift taraflı bantla kapatacağım. Umarım sızma yapmaz. Deneyeceğiz. Kanalları da yine kapatacağım. Çocuklar için bu hamurlar var. Onu bir deneyeceğim. Ama bakacağım epoksi eğer eritirse başka bir çare düşüneceğim. LED'leri profillerin içine yerleştirdim. Altları kapattım. Şöyle alt tarafı boş şekilde kalacak şekilde ne yaptım? Bir deske koydum. Şimdi ne yapacağım? Oyun hamurunu deneyeceğim dostlar. Sonuçta deneyen adam kanalındasınız. Bakalım oyun hamuru kapatacak mı? Şu delikler boşta kalacak şekilde. Şuraları kapatacağım ki epoksi akıp arka tarafa geçmesin. Bir deneyelim bakalım olacak mı? Şimdi de karışımı hazırlayalım. Bizim dijital tartının üzerine bir tane naylon koydum ki dökülme olursa sıkıntı yaşamayalım. Evet. 100 mililitre sıvı epoksi reçine koydum. Yarı yarıya yapmayacağım. 50 değil, 60 koyacağım sertleştiriciyi. 55 57 58 mililitre. Yan kısmı alayım. Temizleyeyim. Ki yapışma yapmasın. Evet. Şimdi de ne yapıyorum? Sertleştiriciyi üstüne koyuyorum. ...160'a gidecek. 100 mililitreye 60 mililitre ekledim. Biraz fazla olacak ama diğer uygulamaya da ne yaparım? Birinci kat olarak atarım. İzlemeye devam. 160'ı gördük. Hemen karıştıralım. İyice karıştıracağız. Köpük kalmayacak şekilde. Hafif dinlendirmeye bırakıyorum. Köpükler gitsin diye. Üste biraz köpük kaldı. İki defa da karıştırdım. Bir tane besleme şırıngası, mama şırıngası. Biraz çekeceğim. Evet. Çektik. Hadi gelin. Uygulamaya geçelim.
Tabii de eğime bakmamız lazım. Eğime bakmadık ama olsun. Umarım sol alta toplanmaz. Sağ altayım. Evet. Şuradan buraya da bir ek yapayım biraz. Evet, artan epoksiyi ne yapacağım? Burada görmüş olduğunuz gibi kullanacağım. O yüzden yavaş yavaş buranın tozlarını alıyorum. Tozlanmış, temizliyorum. Evet, geldik Hayriye. Birinci kat babında. Çekelim şunu iyice. Evet, Hayri için bir daha hazırladık. Hayri kardeşe. Evet, ilk kat mahiyetinde olsun, değil mi? Bakalım. Tekrarlayalım. Sonuçta dostlar deniyoruz. İkinci kat atsak bakalım ne olacak. Buna göre devam edeceğiz. Evet, yakından da bu şekilde kuruyunca ne olacak, neye benzeyecek hep beraber göreceğiz. İzlemeye devam. Hava kabarcıkları ne kadar da alsam iyi karıştırmadığım için epoksiyi, bakın hava kabarcığı kaldı ve kimi pislikler ne yapıyor? Burada duruyor. Peki bunun sebebi ne? Dışarıda ne yaptık? Terasta bu uygulamayı yaptık. Ne yaptı? Toz geldi, yapıştı dostlar kurumadan ve kimi maddeler, ufak maddeler de geldi. Ne yaptı? Üstüne yapıştı. Fakat şöyle söyleyeyim size, bakın. Oldukça güzel de bir dostlar çalışma oldu. Bana göre bu şekilde ne yapabilirsiniz? Anılarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz. Evet, umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir dostlar. Kısa oldu belki ama olsun, faydalı olacağına inanıyorum. 9 video geçtik. 1000 videoya doğru ilerliyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.